Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının ilk 20 bin ayeti Biyoloji Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam ediyoruz. Yazarımız Bülent Özçorumlu. Konumuz bağışıklık sistemi. Test numaramız 1. Birinci sorumuza başlayacak olursak, aşağıdaki grafikte insan vücuduna X, Y, Z mikroplarının bulaşma anlarıyla bu mikroplara karşı üretilen antikor miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Bu verilere dayanarak 1, 2, 3'ten hangilerine ulaşılamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. Vücuda Z mikrobu bulaşmadan önce Z mikrobu aşısı yapılmıştır. Arkadaşlar Z mikrobunun bulaşma anı, bakın burada bulaşmış ve ona karşı oluşturulan antikorlarımız, bakın burada başlamış arkadaşlar. Eğer daha önce aşı olmuş olsaydı bu birey, ne yapardı? Antikorlar X mikrobunun bulaşma anında olduğu gibi hemen arkadaşlar çoğalmaya başlardı. Dolayısıyla bu öncülümüzün biz yanlış olduğunu düşünebiliriz. Vücut Y mikrobuyla ikinci kez karşılaşmış olabilir mi? Evet, bakın zaten antikor miktarı belli seviyede varmış kanda. Y mikrobu bulaşır bulaşmaz miktarını tekrar artırmış. Onları etkisiz hale getirince tekrardan kandaki değeri biraz daha azalarak ne yapmış? Varlığını kanda devam ettirmiş. Dolayısıyla bu ikinci kez karşılaşmış olma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Vücut X ve Z mikroplarından dolayı daha önce hastalanmıştır. Bakıyoruz. X mikrobu ve Z mikrobu ile ilgili arkadaşlar, daha önce hastalanmış olsaydı hastalığı bakın daha çabuk geçirirdi. Yani şu Z'de bakın, mikrobun vücuda buradan giriş yaptığını düşünecek olursak belli bir süre kuluçka dönemi geçmiş. Demek ki bunu ilk defa geçirmiş olma ihtimali kuvvetli. Daha önce hastalanmadığını buradan en azından Z'ninkini net olarak söyleyebiliriz. X'te bakın aşı da olmuş olabilir. Daha önceden geçirmiş de olabilir. Dolayısıyla ulaşılamazlardan bir tanesi de bu olacağı için cevabımız 1 ve 3, yani Ceyhan olarak düzeltmiş olalım. Şıklarda normalde Bursa verilmiş ama cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Sonradan kazanılan bağışıklık çeşitleri olan aşı ve serum için 1, 2, 3'ten hangileri farklılık gösterir diye sorulmuş. Arkadaşlar sonradan kazanılan bağışıklık olan aşı ve serumdan aşı aktif bağışıklık sağlarken serum pasif bağışıklık sağlar. Çünkü serum hazır antikorları içerir. Aşı ise zayıflamış veya ölmüş hastalık mikrobunu içererek vücudumuzun bu mikrobu daha öncesinden tanıması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla hangileri farklılık gösterir dediği için vücuda giren molekül çeşidi arkadaşlar farklılık gösterebilir. Birinde bakın zayıflamış veya ölmüş mikroplar, birinde ise hazır antikorlar giriyor. Uygulanma zamanı aşı hasta olmadan önce yapılır. Serum ise hastalara verilir. Bireye kazandırdıkları bağışıklık süresi arkadaşlar, serum pasif bağışıklık olduğu için kısa sürelidir. Aşı ise aktif bağışıklık sağladığı için bakın uzun süre etkili olabilir. O zaman bunların üçü de arkadaşlar ne yapabilir? Farklılık gösterebilir birbirinden diyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak, aşağıda serum elde edilmesi ve hasta kişiye serum verilmesinin aşamaları karışık olarak gösterilmiştir diyor. Bu aşamaların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar biz serumu elde ederken at, eşek gibi, koyun gibi canlıları kullanmaktayız. Bunların içerisine, kanlarına yabancı protein olarak verilen antijenler sayesinde bu canlıların savunma sistemlerinin antikor üretmesi sağlanmakta ve bu antikorlar daha sonra bu hayvanlardan toplanarak serum içerisine konularak aynı hastalığa yakalanmış olan bireylere hazır antikor olarak kan yoluyla ne yapılmakta? Verilmektedir. Dolayısıyla bunun basamaklarına sırayla bakacak olursak, hazırlanan serum hasta insana verilir. Arkadaşlar bu sonlara doğru yer almalı. Serum içindeki antikorlar hastalık etkenlerini yok ederler. Ha, bakın verilecek, sonra bakın yok edilecek. 5 öncülümüz olduğuna göre bu 5 olmalı. Bu ise bakın bir öncesi olmalı diyoruz. Oluşan antikorlar atın kanından ayrıştırılarak serum hazırlanır. İlk önce ata verilmesi gerekiyor idi. Bakalım.
Atın kanında antijene karşı antikor oluşturulur. Verilmeden olmaz. Zayıflamış hastalık etkeni antijen ata enjekte edilir. Evet, ilk önce antijeni vereceğiz ki atın kanında antijene karşı ne olsun arkadaşlar? Antikor oluşsun ve oluşan antikorlar atın kanından ayrıştırılarak serum hazırlanmış olsun. Dolayısıyla 5 ile başlayacağız. 5, 4, 3 sonrasında 1 ve 2 olmalı. Yani 5, 4, 3, 1 ve 2 olan Edirne şıkkımız doğru cevap olmuş oluyor. Dördüncü sorumuz. Virüslere bağlı hastalıklarda vücuttaki bağışıklık tepkisi oldukça geç ortaya çıkmaktadır. Virüs girmiş konak hücre virüse karşı kendini savunmak için interferon denilen maddeler üretir. İnterferon konak hücreyi koruyamaz ancak oluşturulduğunda diğer hücrelerin reseptör bölgelerine bağlanarak virüslere karşı belli bir direncin ortaya çıkmasını sağlar. Başka bir deyişle interferon virüs bulaşmış hücrelerden sağlıklı hücrelere gönderilen bir uyarı mesajı konumundaymış. Buna göre diyor 1-2-3'ten hangileri bununla ilgili yanlıştır. İnterferonlar virüsler tarafından üretilir. Arkadaşlar interferonu virüs üretmiyor. Virüs bulaşmış olan hücrelerimiz ne yapıyor? Bu virüslere karşı interferon üretiyor. O zaman yanlış olanlardan bir tanesi bu olmalı. Sağlıklı hücreler interferondan olumsuz etkilenirler arkadaşlar. İnterferon virüslere karşı oluşturulan savunma proteinleridir. Sağlıklı hücreler bundan neden etkilensin arkadaşlar? Bunlar virüslere karşı oluşturulur. İnterferonlar virüslere karşı vücudun önlem almasını sağlayan protein yapılı moleküllerdir. Bu doğru bir bilgi. Yanlışı sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olmalı diyoruz. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Çeşitli şekillerde zarar görmüş ya da mikroorganizmalar tarafından enfekte olmuş dokularda yangısal tepki yani iltihaplanmalar ortaya çıkar. Yaralanma durumunda dokuda bulunan bazofiller ve mast hücreleri ortama histamin verirler. Histamin damar geçirgenliğini artırır. Bu da yaralı dokuya kan akışının hızlanmasını sağlar. Böylece kılcallardan doku sıvısına kan sıvısı ve pıhtılaşma faktörlerinin geçişi artmış olur. Bunun sonucunda dokuda kızarıklıklar ve ödemler meydana gelir. Buna göre yangısal tepkinin oluşmasında aşağıdaki olaylardan hangisi 3. sırada gerçekleşir diyor arkadaşlar. İlk önce bir dokunun yaralanması, dokuda ödem ve kızarıklık gözlenmesi bakın en son olmalı. Kılcal damardan doku sıvısından kan geçişinin artması, histaminin artmasına bakın bağlı olarak meydana geliyormuş. Histamin damar geçişkenliğini artırıyormuş arkadaşlar. Yaralı dokuya kan akışının hızlanması, bakın kan akışı daha sonra hızlanıyormuş. Ortamdaki histamin miktarının artması. O zaman arkadaşlar ilk önce dokunun yaralanması söz konusu olmalı. Yaralandıktan sonra ortamdaki histamin miktarı bakın artmalı. Buna bağlı olarak damar geçirgenliği artarak yaralı dokuya kan akışı hızlanmalı. Daha sonra dokuda kılcal damardan doku sıvısına kan geçişi artmalı. Ve en son dokuda ödem ve kızarıklıklar meydana gelmeli diyoruz. Buna göre 3. sırayı sorduğu için biz arkadaşlar cevabımız Denizli olarak değiştirmiş olalım. Cevap normalde ikincisini vermiş. Edirne olarak verilmiş arkadaşlar. 6. sorumuz. Aşağıdaki grafikte X anında su çiçeği virüsü ile enfekte edilen bir bireyin kanındaki su çiçeği antikoru miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında ilgili bireyin kanında su çiçeği ile ilgili hafıza hücreleri bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın ilk sahanda su çiçeği virüsü ile enfekte edilmiş ya ama daha öncesinde bunun antikoru varmış vücudunda. Demek ki arkadaşlar hangi zaman aralığında su çiçeği ile ilgili hafıza hücreleri bulunur diyor. Yani onları hafızaya almış olan bellek hücreleri yani antikorlar bulunur demek istiyor. Bakın arkadaşlar her defasında kanda belli miktarda antikor bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her 3 aralıkta da biz ne yapıyoruz? Hafıza hücrelerine rastlayabiliyoruz. Bundan dolayı cevabımız Edirne olmalı diyoruz. Demek ki bu hastalık daha önce ne olmuş? Geçirilmiş ve antikorları hazır olarak kanda bekletilmeye başlanmış bile. 7. sorumuz. Vücuda gelen yabancı bir antijenin yok edilmesi aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Savunma hücresi antijenine bağlanıyormuş arkadaşlar. Savunma hücresi antijenine bağlanıyormuş. Aktive olan savunma hücresi daha fazla antikor üretmeye başlıyor. Bakın antijen yabancı proteindir. Antikorlar ona karşı üretilir. O zaman savunma hücresi antijene bağlandıktan sonra
aktivite olan savunma hücremiz daha fazla antikor üretmeye başlıyormuş ve antikorlar antijenle bağlantı yapmaya başlıyorlar. Bakın bu şekilde onları yapıştırıyorlar, çökeltiyorlar ve daha sonrasında makrofajlar antijenlere bağlandırılıyor. Bakın bu şekilde antikorlarla buraya yapıştırılmış oluyorlar ve daha sonra makrofaj antijeni ne yapmış? Bakın içine almış, fagositozla yok etmiş arkadaşlar. Bu süreçte 1, 2, 3, 4 olaylarının meydana gelme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Makrofajın antijeni yok etmesi arkadaşlar. En son bakın bu olay gerçekleşmeli. Antikorların üretilmesi, savunma hücresinin antijene bağlanması, antikorların antijenlere bağlanması. Antikorların antijenlere bağlanması. Arkadaşlar şimdi ilk önce savunma hücresinin antijene bakın bağlandığını burada ilk başta görmüştük. O zaman bakın birimiz bu olmalı. Daha sonra antikorlar bakın üretilmeli. Antikor üretilir diyor. Antikorlar üretilmeli. Daha sonra antikorların antijenlere bakın bağlanması süreci söz konusu. O zaman bu da 3 olmalı. Hani en sonuncusunu en başta bulmuştuk. Makrofajlar antijene bakın ne yapıyorlar? Yok ediyorlar. Bunu gösteren şıkkımız Ceyhan olmalı diyoruz. 3, 2, 4 ve 1 şeklinde gerçekleşir bu olayların sırası arkadaşlar. 8. ve bu testimizin son sorusuna bakacak olursak aşağıdaki tabloda bazı aşı ve serumun özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Ölü hastalık mikrobu veya zayıflamış hastalık mikrobu taşıdığı için o hastalığı vücut tanımış olur. Serum içerisinde hazır antikorlar bulunduğu için pasif bağışıklık sağlar. O zaman doğru bir bilgidir arkadaşlar. Aşı antikor içerir, serum antijen içerir. Tam tersi serum arkadaşlar antikor, aşı ise yabancı protein olan antijenleri ne yapmalı? İçermeli idi. Ters verilmiş. Aşı sağlıklı bireye uygulanır ki o mikrobun gerçeği gelince vücuda ona karşı önlemlerini almış olsun. Artık serum ise vücudu toparlayamayan hasta bireye uygulanır ki artık mikroptan bir an önce ne yapsın? Kendisi yapamasa bile kurtulmuş olsun. O zaman bu da doğru bir ifade oluyor arkadaşlar. O zaman aşı koruyucu amaçlı veriliyor. Serum ise hastaya tedavi edici olarak veriliyor ifadesi de doğru olmuş oluyor. Bundan dolayı cevabımız 1, 3 ve 4 doğru. İkinci öncülümüz yanlış olmalı diyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.